Herkese merhabalar ben Çağrı. Yeni bir Shadow Legends videosuyla karşınızdayım. Bugün Kıyamet Kulüsü'ne gelen yeni iki adet boss'u inceleyeceğiz. Ee, ben şöyle söyleyeyim kendim vazifelerde şu an şuradayım. Ee, nereye gelmişiz? 51'e gelmişiz. Burada benim bir gizli odaları normal zorlukta tamamla görevim olduğu için ben bu ay kolaydan başladım. Ve hala hazırda kolaydan başlamışken e ee, geçemeyen arkadaşlar varsa özellikle 40'daki ve 50'deki şu bossları bir göz atalım istedim. Diğerlerini zaten geçtik. 10'daki de birazcık kolay bir boss. Şimdi şöyle zor kule için işler elbette değişecek ama kolay kulede işlerimiz bir tık daha kolay. Önce bombacı mülayimle başlayalım. Bombacı mülayimde bazı taktikler vardı. Bunları daha önce de söylemiştim. Bombacı karakterlerle gitmek, şununla gitmek, bununla gitmek ama ilk taktiğimizi şu şekilde göstereceğim. Ee, sağlam ata varsa işiniz o kadar da zor olmuyor. Bombacı mülayim hiçbir şey yapamadan siz işi temizliyorsunuz. Bakınız burada neler var? Astrolonum var, trandan var, bir de Kandrafonum var. Zaten 3 adet sağlam Nuker'la gelmişim. Ee, bu yüzden de bombacı mülayim çok bir şey yapamadan hızlı hızlı zaten işini bitiriyorsunuz. Ee, göreceğiz zaten burada. Yani burada bir defans kırma karakteri de olabilirdi. Bakın tamam bombaları indirdi. Bir şeyler yani bu seviyede bize çok vuramıyor. E, bu seviyede donma kullanmamıza gerek yok. Ama velakin bakınız e, şu setalyanın dönüş metre düşürmesi fazla fazla bomba çıkarmasına sebep oluyor. Ama bu bombalar zaten dediğim gibi bana etkimeden ben bu işi bitireceğim. E, burada şu arkadaşı kullanırsanız bir tık işiniz kolaylaşır ki kalkan bassın. Bakın patlamalar güzel hasar veriyor ama bize Dediğim gibi etki edemeden 24 turda burayı tamamlamış olduk. Alternatif çözüm olarak nelere gidebiliriz? Ee, burada size önereceğim karakter açak ama bende şu an kasılı bir açak olmadığı için onun hemen hemen eşit bir karakterini koyuyorum. Ee, biliyorsunuz bastığımız buff kadar fazladan vuruyor bu karakter. Bu yüzden de e, buff basan değil de biraz daha böyle sağlam vuran, işi halleden, can basan burada Settalia bizim için uygun bir karakter oluyor. Raya gibi karakterler aynı şekilde dondurma alanında iyi oluyor. Bufflarımız kaldırılacak. Şimdi şöyle düşünüyorum. Alternatif yapacağım burada. Kandrafon e, kullanacağım. Şöyle. Kırmızı yeşil, kırmızı yeşil. Bizim aslında birazcık ağırlığımız burada bu. Bombacı mülayimi tekrar aldım ve deniyorum. E, bombalamaya hiç gerek duymuyorum. Şöyle. Evet. Tamamen otomatikteyiz. E, Tranda'yı da almışız. Tranda aslında HP burn verdiği için burada sıkıntı. Ben Tranda'yı aldım fark etmedim bile. Olsun tamam sıkıntı yok. İki nükür daha hızlı kesmek anlamına geliyor. Siz burada elinizdeki tercihleri kullanarak daha hayatta tutabilecek özellikleri aslında yoğunlaşabilirsiniz diye düşünüyorum. E, burada birazcık gösteri yapıyoruz. Yani hani nedir ne değildir gösteriyoruz. Tabii bu bosta da öyle. Bir sonraki bosta da dikkat edeceğimiz, buraya gelirken becerileri sıfırlamanın önemi bizim için karşıya çıkacak. Onu şu anlık biraz pas geçiyorum. Kolay olduğu için, kolay kulede olduğumuz için bir bomba geldi. Düz bir dayak. Tamam, Buff bastı, güzel oldu. Ama velakin bomba sayılarımız da tam olarak arttı. Arkadaşın sırası da gelmedi. Evet, belalar üst üste geliyor. Ben ne yapabilirim? Seni bir hayatta tutalım yavru kuş dedim. Şöyle ikili vuruş yaptırıyoruz kandrafona. Bu da çok güzel. Kalkan basalım. Kalkan bizim için şu an önemli derken tak bombaları düşürdük. İşte burada birazcık e, yapabiliyorsak imkanları kullanmak. Belki birazcık akıllı olmak. Çünkü bombalar hasar da yemiyor. Bu bombaları kesemiyorsak mesela alan vuruş yapmamızın bir anlamı yok kandrafon gibi. Biliyorsunuz kandrafon karşının buff'ı varsa iki defa vuran bir karakter. O yüzden tık tık. Bakınız renkten dolayı zayıf da vurmuyor. Bir şekilde takımı hayatta da tutuyoruz. Bu tranda zayıf da vursa hallediyoruz. Her şey istediğimiz gibi gitti. Neredeyse bitirdik. Şu şunu seni hayatta tutsak yetecek zaten. Kandrafon kendine bastı bak. Devam ederken kandrafondan bir açık daha geldi şimdi. Kalecinin arkasına doğru bir pas. Ee, hemen orka, oradan geliyor Setalya. Setalya göz kontrol verdi yanındaki arkadaşına. Kel yaşlı dede bıraktı. Bir bombalama <laughs> derken e, Kandrafon'a gelen sırayla beraber burayı bitirmiş olacağız. Aynen o şekilde. Biraz uzun sürdü tabi. İlk yaptığım sistem full nükel daha mantıklıydı ama dediğim gibi buralarda karşımıza çıktığında birazcık zorlanacağız. Şimdi geldik Zarna'nın Zart dediği Zort diye sesler çıkardığı yere. Bu arkadaş birazcık ben de önce de uzun sürmüş ama e, burada Adem abiden ben bir taktik aldım. Burada yapılabilecek güzel şeylerden bir tanesi aslında Kaymar gibi Lisandra gibi. Çünkü biz her zaman önde olan takım olacağız. Bu yüzden e, sersemletebiliyorsak öncesinde bu tür şeyleri bizim önce yapmamız gerekiyor. Ben bir diriltici daha aldım buraya. E, nukerim olarak da siz bakmayın ya şu karakterle giriyorsun bununla demeyin. Burada kendinizle dövüşüyorsunuz. Aslında kendinizle bir yarış veriyorsunuz. Burayı biraz berbat kılan o. Mesela Krisk'i koyarım koymasına ama karşıda da bir Krisk olacak. Hani biraz bu şekilde bir seçim yapmamız gerekiyor. Yine burada ben setalya'yı aldım. Şu şekilde e, bir boyut gittim ama bir defans kırıcı sanki lazım ya. Tamam. E ee, sistemimi birazcık şöyle yaptım. Şimdi burada manuel'e geçireyim ki işte burada skill'leri saklamak çok daha önemli. Çünkü sizin kopyalarınız full beklemeli skill'lerle geliyorken siz full beklemeli skill'lerle maalesef gelmiyorsunuz. O yüzden de işi burada bitirmeniz gerekiyor. Sersemletmeyi attım zaten. O bir şekilde dolar 3 tur olması lazım. Ee, burayı bu şekilde geçtik. Şimdi tekrar geldik. Tekrardan döveceğiz. Bu sefer biraz daha yavaş yavaş döveceğiz. Döveceğiz ki sürelerimiz yine beklemeye girmesin diye. Ha burada kaymar var elimin altında. Ne yapabilirim? Ee, bu turu rahatça dövüp sonra beceri sıfırlayabilirim ama bakınız yine geldi. Okey hiç sorun yok. Devam ediyoruz. Şu fanatiyi de kesebiliriz. Gündüz yüreğini kessek de geri doğuyor. Burada hafif zehirler mehirler. Yani ilk iki tur e, tamamen kitle kontrol, dönüşmetre azaltma. Buralarda gereksiz konuşmamın bir anlamı yok. Bu zaten zehir ölecek. Şuna da vurursak güzel. Şimdi geldik. Boss tabii ki önce başladı. Ve kopyaları oluşturdu. Güzel. Şimdi karşının e, düşesi çalıştı. Yine biz önceyiz. Bir tık önce olduğumuz için... Bir tıklanabilir kişi olduğu için herkesi uyuttuk. Kaymar hariç bu bir biraz sorun oldu. Yok kaymar kaymar evet tamam olsun olsun. Bakınız herkesi temizledim. Çok temiz oldu. Ee, burada işte Lissandra'yı da kullanabilirsiniz deme sebebim. Burada yapabileceğimiz erken bir temizlik bize çok zaman kazandırır. Ee, Düşes Lütfü'yü aldı. Öncesinde mesela nasıl bir yol izleyebiliriz? başka dönüş metre düşüren karakterler, alan sersemletme veren karakterleri kullanırsak ama birazcık daha tabii garanti sersemletmeye gitmemiz bizim için biraz daha karlı olur. Şimdi aynı takım bu süre süreyi hızlandırmayı deneyeceğim. Önce başlamanın avantajını kullanacaksınız. Yani bu bosta da olayımız bu. Bakınız şimdi birazcık hızlı hızlı gidelim. Şöyle bütün skilllerimizi bir kullanalım. Tık tık. Güzel. Hiç sorun yok. Dirilen arkadaşı vurduk. Okey, okay. kaymarımız var. Kaymarımızla sıfırlayacağız. Şimdi tur sayımızı zaten düşürmeye çalışıyoruz. Kaymarla sıfırladık. E, şimdi trandayla bir diğer skill'i kullandık. Hiç sorun değil. Tur sayımız baya düştü. Şu bir, bir tur, bir tur. Hı, çirkinleştirdi olayı. Evet, önce atak apımızı bastık karşı da bastı. Ama kaymar da sıra. Kaymar e, kitledi kitleye bildiği kadar. Karşı kaymarın süresi yine geçerken tranda tak tak pat pat. Tabii aynı şeyi biz yeseydik. Aynı pat patları biz de yerdik. Çünkü boss'un level'ı düşük diye oyun size maalesef acımıyor. Trandanız ya da neyse astrolonunuz, kailiniz her neyse normalde nasıl vuruyorsa öyle vuruyor. Ama burayı da bu şekil geçtik. Yani tekrardan söylüyorum. Ya senin hiroların iyi, senin şunların iyi demeyin. Ee, alternatif burada çözümlere gitmeye çalışıyorum. Onu da işte nasıl erken tur almanın avantajları. Mesela burada siciliniz hızlıysa sicille sersemletmeyi önceden yaparak tur kazandırarak yine karşı bir şekilde kitlemeye odaklanabilirsiniz diyebilirim. Diğer boss için de bir video daha çekmeyi planlıyorum. Nasıl bir video çekmeyi planlıyorsunuz derseniz ise bombacılarla bir video çekmeyi planlıyorum. Bakalım küreselde bir bombacı stili yapan var mı? Zor kuleye geçmeden olacağını sanmıyorum ama. Yani herkes baronla... <laughs> ne dedim ki? Ee, şöyle göstereyim size videoyu kapatmadan önce. Geçen çok dalgamı geçtiniz alacağınız olsun yani kesinlikle. Sizin e, biliyorsunuz savaş anam vardı. Şöyle kaldırayım. Artık bir savaş anam daha oldu. Belki ilerleyen turlarda çift savaş anala bir bombalama taktiği yapabilirim. Tabi bunları kasmam gerekiyor. Diyorum ve videoyu noktalıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hem de savaş analı.